Doğum için geldiğim Miami'de bir günümüz aşağı yukarı nasıl geçiyor size anlatmak istedim. Öncelikle daha önce hiç kalmadığımız merkezi bir bölgede kalıyoruz. Burası Midtown bölgesi diye geçiyor. Türlü türlü restoranları ve dükkanları ile beraber bana birazcık daha tropik bir Bağdat Caddesi hissi veriyor. Senelerce Bağdat Caddesi'nde yaşamış biri olarak o sebeple bu bölgeye bayıldım. Miami'deki favori bölgem oldu. Haftada sadece bir ya da iki öğün dışarıda yiyoruz. Genelde evde takılıyoruz. En büyük aktivitemiz ise gün içinde yaklaşık 30 ila 60 dakika arası yürüyüş yapmak. Bu bölgenin en güzel özelliklerinden biri yakınında çok güzel başka bölgelerin olması. O yüzden buradan sıkılırsak yer değiştirebiliyoruz. İstanbul'da bizim evin yakınlarında olmayan bu park olayı ise hayatımızı kurtardı. Binanın havuzuna ise yeteri kadar hijyenik olduğuna güvenmediğimiz için sadece bir iki kere gittik. Ne zaman yürüyüşe çıksak tabii ki buranın makus kaderi etrafımızda yer alan Target, Home Goods gibi çok büyük alışveriş dükkanlarına uğramak oluyor. Özellikle de bu Home Goods mağazası yani ev ürünleri satan mağazayı gezmek benim için son zamanlarda terapi gibi oldu. Dönüşte valizlerde olabildiğince az yük yapabilmek için minik, Türkiye'de bulması zor ve farklı parçaları sepete atıyorum. Bunu yapmak da gerçekten zorlu ve irade gerektiriyor. Evin etrafında spor salonları, manikür salonları, kuaförler var. İlk doğumuma oldukça bakımsız yakalandığım için bu sefer kendime birazcık daha özen gösteriyorum. Kaldığımız Airbnb evinin en sevdiğim özellikleri ise her gün farklı gün batımları. Balkona çıkıp gün batımının keyfini her gün çıkarmaya çalışıyoruz. Doğuma oldukça az kaldı ama son günleri böyle doya doya beraber geçirmek bize şahane anılar bıraktı.